boyut modelleme için AutoCAD'de kullandığımız iki farklı arayüzü var. Daha önce iki boyutlu çizimler için özel dizayn edilmiş arayüzümüz olan Drafting Annotation arayüzünü kullanmıştık ve burada iki boyutlu çizimleri yapmıştık. Tabii buradaki paneller buna göre dizayn edilmişti hatırlarsanız. Şimdi 3 boyut modelleme için arayüzlerimize biraz değinelim. Kullandığımız arayüzlere bir değinelim. Burada üst kısımda bulunan Workspace çubuğu üzerinde tıkladığınızda 3D Basic, 3D Modeling diye iki tane seçenek var. 3D Basic'e tıkladığınızda buradaki çizimi de silelim. Artık ihtiyacımız yok. Burada bir sürü yeni sekme ve taplar çıkmakta. Home, Render, Insert, Manager, Outbox gibi çeşitli sekmeler var. Bazı sekmeler ortak olmakla beraber Home ve Render kısmının farklı olduğunu gözlemlemişsinizdir. Home kısmında temel Create olarak burada oluştur seçeneği paneli var. Buradan katı modelleme ve Surface ve Mesh modelleme yöntemlerini kullanarak buradan 3 boyut modeller, hazır 3 boyut modeller oluşturacağınız hazır komutlarımız var. Edit kısmında 2 boyut modellemeleri hep düzenleyerek kullanabileceğiniz, 2 boyutlu çizimleri düzenleyerek 3 boyuta dönüştürebileceğiniz komutlar var. Yine 3 boyut modeller üzerinde katı modeller, mesh modeller ve surface modeller üzerinde düzenleme yapacağınız burada paneller ve komutlar var. Draw kısmında bazı hazır çizim komutları var. 2 boyutlu çizim komutları. Yine Modify kısmında düzenleme komutları. Bu düzenleme komutlarının içerisinde 3D modelleme için kullanabileceğimiz, daha önce hatırlarsanız 2 boyutlu çizimlerde de buna kullanmıştık benzer komutlar. Buna ilave olarak 3D modellemelerde kullanabileceğimiz, düzenleme işlemlerinde kullanabileceğimiz komutlar var. Burası Selection kısmında var. Bunu ileriki derslerimizde değineceğiz. 3D modellemelerin objelerin istediğimiz herhangi bir yüzeyinden, işte kenarından, bağlantı noktalarından, vertex istediğimiz bağlantı noktalarını yüzeylerinden istediğimiz herhangi bir konumdan yakalayabiliriz. Ve Selection kısmının diğer bir özelliği burada Gizmo. Gizmo'dan da bahsedeceğiz. Gizmo'ya özellikle 3D modellerde direkt 3D modellerin üzerinde çıkan ikon olarak da düşünebilirsiniz. Buradaki UCS ikon olarak düşünebilirsiniz. Ancak bu daha dinamik, sürekli mouse'un hareketiyle beraber gezinen bir özelliğe sahip. Koordinat özelliğinde ise arkadaşlar 3D modellerde koordinatlarımızı değiştirip buradaki koordinat UCS dediğimiz kullanıcı koordinat sisteminde dönüştürebileceğimiz, bunu farklı konumlara, farklı açılara, farklı akslarda dönüştürebileceğimiz bir panel. Render kısmı, render görselleştirme işlemlerine yarıyor. Bunu zaten eğitim setimizin son bölümünde bunlarla ilgili uygulamayı ve bu render panelinin kullanımını detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik diğer detaylara fazla değinmeye gerek yok. Zaten buradaki birçok tab ve sekme, daha önceki iki boyutlu çizimleri için kullandığımız annotative drafting arayüzünde mevcuttu. Bunların hepsi aynı. Görmüş olduğunuz gibi farklı herhangi bir şey yok. 3D Basic arayüzü böyleyken 3D Modeling arayüzü biraz daha gelişmiş bir arayüze sahip. 3D Modeling arayüzü 3D Basic'ten farklı olarak burada modeling kısmından direkt 3 boyut katı modeller var. Ve 3 boyut katı modellerinin burada 2 boyutlu çizimlerden 3 boyut katı modeller oluşturacağımız hazır komutlar var. Bunun yanı sıra direkt burada kullanabileceğiniz Solid Edition hazır katı düzenleme komutları var. Çizim komutları var. Modify düzenleme komutları var. Selection kısmında kesit alma ve objeden herhangi bir görüntü alma gibi çeşitli seçenekler sunan bir panelimiz daha var. Coordinates kısmında az önce değindiğimiz gibi Y kısmında görünüşle ilgili işlemleri yapıyoruz. Burada görüntüyü ekranı herhangi bir şekilde bölebiliyoruz veyahut da tek ekran haline getirebiliyoruz. Ve bunların bu kısımda bunların hangi renkte olacağını, yani görüntünün hangi renkte, hangi görüntü modunda olacağını buradan da ayarlayabilirsiniz. Bunları seçebilirsiniz. Selection kısmını bahsetmiştik. Layers kısımlar zaten layer. Daha önceki iki boyutlu çizimlerden de hatırlayabileceğiniz
gibi çizimi organize etmede son derece faydalı olan bir özellikti. Layer'ları kullanarak da 3 boyut modeller oluşturabiliriz. Ham sekmesinin hemen yanında solid var. Solid sekmesi burada katı modeller oluşturabileceğimiz direkt çizim komutları var. Tabii solid düzenleme komutları burada geniş bir şekilde açıklanmış. Burada kullanılmış bunların komutları ve butonları mevcut. Surface kısmında ise yüzey modelleme oluşturabileceğimiz komutlar var. Bunlar create sekmesinde mevcut. Create sekmesinde bu komutlar mevcutken edit sekmesinde Surface'te oluşturduğumuz yüzeyler üzerinde düzenleme yapabileceğimiz bir panel. Yine Control Vertical seçeneğinde burada Surface yüzeyler üzerinde oluşturacak noktalar ve bunların çizgileri ve bunların sayıları ve benzeri kontrolleri sağlayan bir panel. Curves seçeneğinde ise Surface yüzeyler üzerindeki noktalara müdahale etme, bunun üzerinde noktalar oluşturma gibi çeşitli seçenekleri sunuyor. Yine tabii Surface yüzeylerin kalitesini ve netliğini iyi ayarlamayı sağlayan Analytic Option gibi bir seçeneğimiz var. Burada da bu özelliği kullanabiliyoruz. Bunları zaten ileriki dersimizde detaylı bir şekilde göreceğiz. Mesh sekmesinde ise burada tamamen mesh modeller oluşturabileceğimiz bir panel. Burada mesh modeller oluşturacağınız işte box'ından tutun yani kutusundan tutun konisine kadar ve simitine kadar çeşitli mesh modeller, hazır mesh modeller mevcut. Yine mesh modeller oluştururken kullanabileceğimiz iki boyutlu seçenekleri kullanarak 3 boyut mesh objeler kullanabileceğimiz seçenekler mevcut ve mesh üzerinde düzenleme sağlayan çeşitli komutlar mevcut. Mesh edit seçeneği ile de herhangi bir yüzeyi veya herhangi mesh bir objeyi katı objeye dönüştürme ve benzeri gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Yine kesit alma, işte mesh objelerin hangi noktalarından, hangi kenarlarından veyahut da yüzeylerinden yaklamayı sağlayan filtre seçeneği gibi seçenekler mevcut. Render kısmı az önceki 3D modeling, 3D basic seçeneğiyle aynı. Değişen bir şey yok. Diğer sekmeleri ve tapları zaten daha önceki 2 boyutlu çizimleri yaptığımız Dravitin ve Annotate arayüzüyle benzer değişen herhangi bir şey mevcut değil. 3D Basic yerine biz burada daha çok 3D Modeling arayüzünü kullanacağız. Çünkü daha kullanışlı ve daha etkin. Onu da belirtelim.